Herkese merhaba. Artık beni görünce yeni yılın yaklaştığını anlıyorsunuz, öyle değil mi? Ramazan pidesi gibi, yani senede sadece bir kez ortaya çıkıyorum. Tüm moralinizi sıfırlayıp gidiyorum. Şaka şaka. Sonuçta fakirlerin morali bozulmaz, öyle değil mi? Bilirsiniz, varoluşsal sorgulamalar, hayatın boşluğu filan, bunlar hep gelir seviyesiyle ilgili konular. O yüzden siz kafanızı takmayın. Bu sene hindi yerine rosto yapmaya karar verdim. Sonuçta onu da alamıyorsunuz, bunu da. Bari ben istediğimi yiyeyim dedim. Bana ara ara sitem ediyorsunuz. Marta, bizim de satın alabileceğimiz bir şeyler yap diye. Ama bir peksimet ve yarım limonla ne yapabilirim bilemiyorum açıkçası. Üf, şunun ağırlığına bak be. Aa, evet, şu bezle etin suyunu alıyorum. Program sonunda şanslı bir izleyicime bu bezi hediye edeceğim. Etimizi tencereye koymadan önce biraz tuz ve karabiberle terbiye edeceğiz. Etimizi şöyle iyice okşayarak terbiye ediyoruz. Vallahi evliliğiniz boyunca kocanız size bu kadar dokunmamıştır. Ama onu suçlayabilir misiniz? Hayır. Şimdi etimizi iyice kızartalım. Ardından soğan, havuç ve kerevizimizi ekleyeceğiz. Şunun rengine bakar mısınız? Yine mükemmel bir yemek oldu. Her şeyin en iyisini o kadar da hak etmeyen koca kafalı çocuklarınız ve sefalet sınırındaki komşularınız bu yemeğe bayılacaklar. Cümleten mutlu yıllar.